Bilinci ikiye ayırdık. Daha doğrusu bilim ikiye ayırdı. Bilinç üstü, bilinç altı şekliyle. Daha önce de söylediğim gibi üst bilinç beyin hücrelerimizin %27'si, bilinç altımız %73'ü. Bilinç altına baktığımızda bu %73'lük bölüm, yani çok daha büyük olan bölümde hiçbir görece yok. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış kavramı yok. Bu görece sadece üst bilinçte var. Ve düşünen, toplum yaşantısını devam ettiren bilinç kısmı üst bilinç. Yani her insan toplum yaşamında üst bilinçten hareket ediyor. Ve üst bilinçten düşünüyor. O yüzden de hem iyi hem kötüyü düşünüyoruz. Gün içinde düşündüğümüzün büyük bir çoğunluğu olumsuz, negatif. Biz farkında olmasak da maalesef bu böyle. Çünkü bilim bunu ispatlıyor bize. Peki bilinçaltına indirdiğimiz bu olumsuz düşünceler, bilinçaltı bunlara baktığında görecesi olmadığı için ya bunlar kötü kenara koy demiyor. Görece olmadığı için de iyi kötü diye ayırmaksızın hepsini kayda geçiriyor ve sahibim bunları istiyor diyerek zaman içinde hepsini bir bir önümüze getiriyor. Bizim önümüze gelmezse dahi biraz önce bahsetmiş olduğum hücrelerin içindeki DNA'lar bütün bunları kaydediyor ve bizde açığa çıkmazsa bir sonraki nesillerde açığa çıkıyor. Hatırlar mısınız bir atasözü vardı? Dede erik çalmış, torunun dişi kamaşmış. Biz bunu hep olumsuzluk olarak düşündük. İşte dede hırsızlık yaparsa torundan çıkıyor. Dede ne yaparsa yapsın torundan çıkabilir. Onun için DNA'lara yüklediğimiz düşünceleri, enerjileri çok iyi kontrol edelim ki hem kendi sonramızı hem gelecek nesillerin sonrasını ona göre yaratalım.